Merhaba, Toprağın Renklerine hoş geldiniz. Bu hafta içme suyu sektörünü ele alacağız. Konuğumuz Atasu Genel Müdürü Sayın Cevat Kabataş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen başlayalım, vakti verimli kullanalım istiyorum. Atasu'nun bir özelliği var. Markanızın adı Elmacık Su ve bu polis hizmet, bakım ve yardım sandığı Posta'nın bir iştiraki, öyle değil mi? Evet, doğru. Biraz ne zaman kuruldunuz, nasıl şekillendi bu şirket ve yeni yatırım hedefleriniz nelerdir? Hemen başlayabilir miyiz Polsan'la birlikte? Evet, biz Polsan Şirketler Grubu'na bağlıyız. Aslında baktığımız zaman işte OYAN polis versiyonu olarak düşünebiliriz. Yaklaşık 100 bin tane üyesi olan bir grubuz. Ankara Sigorta, Polpet Akaryakıt, Polsan İnşaat, Poltek Teknoloji, Polsan Portföy gibi yatırımlarımız var. Yatırımlarımızın son halkası da Atasu, Elmacık Su olarak faaliyete geçtik. Biz henüz çok yeni bir markayız. Yaklaşık 2,5 aydır faaliyetteyiz. Tesisimizi henüz yeni tamamladık. Ama pazara iddialı şekilde giriş yapıyoruz. Evet, yani baktığımız zaman polis sandığının gerçekten işte turizmden sigortaya, gıdaya birçok yatırımı var. O da OYAK gibi bir belki de holdingleşmeye doğru gidiyor. Bu arada su sektöründe ilginç de bir rekabet ortaya çıktı sizinle, markanızla birlikte. Çünkü jandarmanın da suyu var. Evet, Jalsu markası, diye. Evet. Kendi aranızda şakalaştığınız oluyor mu? Görüşüyor musunuz böyle jandarmalarla, polislerin senin suyun benim suyum tartışması oluyor mu? Aslında baktığımız zaman biz tamamen profesyonel yönetilen bir şirketiz. Tamamen ticari mantıkla ve tüketici hizmet amacıyla kurulmuş bir şirketiz. Dolayısıyla biz işin diğer tarafında hiç yokuz. Su sektörüne baktığımız zaman da şu anda Türkiye'de biz kurulan 294. markayız. Belki de Türkiye'de rekabetin en yoğun olan sektörlerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla böyle bir sektörde var olmak için de bir takım tüketiciye bir takım farklar, bir takım yenilikler sunmak durumundasınız. Biz de o yeniliklerle beraber sektöre merhaba dedik. Evet. Cevat Bey, hazır sektöre giriş yapmışken biraz Türkiye'de içme suyu sektörünü konuşalım istiyorum. Yani evet. Son dönemlerde özellikle damacanaların çeşidiyle ilgili tartışmalar, hani plastik mi, şişe mi olsa daha sağlıklıdır vesaire gibi çok konuştuk ettik ama içme suyu sektörü özellikle son 10 yıldır, 15 yıldır adeta evlere damgasını vurdu. Özellikle büyük şehirlerde su artık neredeyse tamamıyla musluklardan değil, içme suyu sektörünün sağladığı işte şişelerden, damacanalardan içilir hale geldi. Yine de sektörün büyüklüğüne baktığımız zaman nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? Şimdi tabii dediğiniz gibi sektör her yıl hızlı şekilde büyüyor. Bu biraz da ülkenin gelişmişlik seviyesiyle alakalı. İşte son 10 yılda Türkiye'nin geldiği nokta kişi başı 2000 dolarlardan 10 bin dolar kişi başı gelire ulaştığı zaman insanlar tabii ki gelirine paralel olarak sağlığına daha fazla önem vermeye başlıyor. Bu anlamda da su sektörünü olumlu etkiliyor. Su sektörü 2011 yılında %13 gibi bir büyüme sağladı. 2010 yılında %23 gibi bir büyüme var. Yani baktığımız zaman her yıl aslında yani Türkiye'nin büyüme hızının neredeyse 2 misli, 2,5 misli bir büyüme hızına sahip. Büyüklüğe bakarsak aslında litre olarak büyüklük 10.3 milyar litre gibi büyüklük var 2011 yılı sonu verilerine göre. Bunun da %67'sinin damacana sektörüne, yani 19 litre damacana sektörüne, %37'sinin ise 0,5'ten 10 litreye kadar olan PET tarafından geldiğini görüyoruz. Cirosal büyüklüğe bakacak olursak yine 2011 yılı verilerine göre 3,5 milyar TL gibi büyüklük var. 3,5 milyar TL. Evet, 3,5 milyar gibi hiç büyüklük de fena var. Değil. Evet. Yine kişi başı tüketimine bakacak olursak Türkiye'de yaklaşık damacanada 97-100 litreler kişi başı yıllık tüketim var. PET tarafında ise 45-47 litre gibi, toplamda da yaklaşık 145-150 litre gibi kişi başı tüketimimiz yıllık var. Tüketimden, evet, yıllık tüketimden bahsediyoruz. Peki bu dünya rakamlarıyla karşılaştırıldığı zaman, hadi en yakınımızda Avrupa var. Avrupa diyelim. Nedir? Mesela en yakın İtalya'ya örnek vereyim. İtalya'da ortalama kişi başı 180 litrelerdi. Bir de şöyle bir şeye de bakmak lazım. Özellikle Avrupalı su içerken ya da suyu tercih ederken doğal mineralli su olmasına dikkat ediyor. Evet. Yani Avrupa'da doğal mineralli sular insanlar için daha öncelikli. Hatta satış fiyatlarına nereden bakarsanız %50 yukarıda bir fiyat farkı var. Dolayısıyla biz buradan şuna sesleniyoruz tüketicilere. Su alırken özellikle doğal mineralli su olmalarına dikkat etsinler. Neden? Çünkü doğal mineralli su içerisinde yüksek mineral barındıran, bir kişinin günlük alması gereken mineral miktarının önemli bir kısmını sağlayan, özellikle kalsiyum yönünden çocukların kemik gelişimi açısından, bayanların özellikle 40'lı yaşlardan itibaren daha fazla kalsiyum ihtiyacı ile beraber doğal mineralli sularda bu kalsiyumu yüksek miktarda bulabilirler. Cevat Bey, tabii Avrupa deyince
soda mesela, müthiş Avrupa'da soda tüketimi. Evet. Yani bir restorana gittiğiniz zaman, bir otelde ya da misafir gittiğiniz bir evde bizim alıştığımız sudan önce bir kere soda geliyor, evet, sofraya. Hatta bazı yerlerde bulamıyorsunuz bile, evet, bizim normal içme, alıştığımız içme suyunu. Tabii Türkiye bu açıdan da bakıldığı zaman geri bir noktada duruyor değil mi soda tüketiminde? Aslında soda, sodanın ne olduğuna bakarsak, aslında soda dediğiniz şey doğal mineralli su. Tabii onu kastediyorum. Evet. Şimdi Avrupa'daki sodaların içerisine litrede 2 miligram, 3 miligram karbondioksit koyuyorlar ve bu şekilde pazara sunuyorlar. Şimdi Türkiye'deki soda pazarına baktığımız ise Türk halkı özellikle soda içtiği zaman yüksek şey bekliyor, hani asit bekliyor, midesini rahatlatmasını bekliyor. Dolayısıyla litredeki karbondioksit miktarı 9 ile 11 miligramlar arasında. Dolayısıyla siz bunu sürekli alamazsınız, içme şansınız yok. Ama Avrupa'dakilere baktığımız zaman tüketici 2 miligramlık karbondioksitle bunu çok rahat içebiliyor. Dolayısıyla aslında evet, Avrupa'da çok doğru bir şey yapıyor. Günlük mineral ihtiyacının büyük bir kısmını soda eşittir doğal mineralli suyla karşılamış, evet, oluyor. Peki sizin kendi yatırım hedeflerinize baktığımız zaman siz nasıl bir ölçek koydunuz önünüze? İşte önümüzdeki 5 yıl için, 10 yıl için. Evet. Şimdi tabii sektörde dediğim gibi çok ciddi bir rekabet var. Ve aslında sektöre şöyle son 7-8 yılına baktığımız zaman bizim büyüklüğümüzde yatırım yapan bir şirket olmadı. Biz şu anda Türkiye'de bir kalemle en büyük yatırımı gerçekleştirmiş, su yatırımı gerçekleştirmiş bir şirketiz. Yaklaşık 32 milyon liralık bir yatırım değerimiz oldu ki halen yatırımlarımız devam ediyor. Bu Sakarya Hendek'te, aslında buradan da söylemek lazım, Perşembe günü açılışı yapılacak büyük bir tesisten bahsediyorsunuz. Evet. 32 milyon TL gerçekten içme suyu sektörü için bir hamlede yapılmış yatırım olarak bakıldığında büyük bir rakam. Herhalde emniyetten yüksek düzeyli katılımda olur diye tahmin ediyorum açılışa. Tabii bakanlarımızın da, emniyet teşkilatımızın da, milletvekillerimizin, bölge milletvekillerimizin, yine belediye başkanlarımızın, valilerimizin katılacağı geniş kapsamlı bir açılış törenimiz olacak kısmetse o anlamda. Şeyi merak etmiyor değilim. Yani aslında nasıl bir ölçek hedefliyorsunuz sorusunun arkasında bu yatıyordu. Şimdi 100 bin üyelik bir sandığın şirketisiniz. Evet. Yani aslında sadece üyeler alsa suyu evine ciddi bir pazar payına sahip olmuş olacaksınız otomatikman değil mi? Biz tabii yola çıkarken ya da şu andaki hedeflerimizde kendi üyelerimiz, evet, bizim için önemli. Ama biz her zaman için biz tüm Türkiye'ye hitap eden ulusal bir marka olacağız o anlamda. Dolayısıyla Türkiye'deki 72 milyon tüketici bizim için çok önemli. Biz yalnızca üyelerimize yola çıkarak bu hedefi gerçekleştirme şansımız da yok. Bu şekilde ulusal marka da olamayız. Dolayısıyla biz herkesin markası oluyoruz o anlamda. Ama biz yeni haberlerle geliyoruz. En önemli şeyimiz o. Yani ozon lavadan suyu şişeleyebilmekteyiz. Evet. Damacalarımızı BPA'sız. Bu bizim için iki önemli büyük haber. Oraya geleceğim. Fakat şunu da merak ediyorum. Emniyet tesislerinde, müdürlüklerde, şubelerde, karakollarda su alım ihalesi oluyor mu? Tabii ki ihaleye göre oluyor, evet. Sizde ihaleye, yani sizde tabii pozitif ayrımcılık yok, gibi bir şey söz konusu mu? Kesinlikle öyle bir şey yok. Aynen. Sizde herkes gibi teklifinizi vereceksiniz. Herkes gibi teklif verip aynı şekilde aynı prosesten geçiyoruz. Evet. Aynı sizin de değindiğiniz gibi ozonlanmadan su nasıl yapılır? Evet. Şimdi oraya gelmeden şuna bağlayayım istiyorum. Damacanalar, plastik damacanalar işte çok bekletildiği zaman bakteri üretiyor. Evet. Plastik damacana kullanılması önerilmiyor sağlıkçılar tarafından. Siz nasıl bakıyorsunuz duruma? Çünkü bu aslında sektörün geleceğini de etkileyecek bir kullanım biçimi. Belki cama dönülecek, şişe camın büyük bir damacana tesisi hazırlığında olduğunu biliyorum ben. Evet. Önümüzdeki dönemi nasıl görüyorsunuz bu açıdan? Şimdi tabii sektörde insanların geliri arttıkça, özellikle ülkemizde gelir arttıkça beraber bilinçlenme arttı. Artık insanlar daha sağlıklı nasıl yaşayabilirim, kendi sağlığıma nasıl dikkat edebilirim mantığındalar. Dolayısıyla damacana tarafına baktığımız zaman, evet, bugün biz yola çıkarken de diyoruz ki elmacıkçısı olarak BPA'sız damacanayla yola çıkıyoruz. BPA nedir? BPA bisfenol A, yani damacanaların sertleştirmesinde kullanılan kimyasal bir madde. Bu madde ısıyla beraber ortaya çıkıyor ve insan sağlığı üzerinde çok olumsuz etkilerinin yapıldığı herkes tarafından biliniyor. Yani şöyle ifade edeyim. Bugün Kanada'da, Amerika'da Harvard Üniversitesi, Peninsula, dünyanın çok saygın üniversitelerinin bu konuda araştırmaları var. Biz hatta bunları ifade ederken
Arkamızda bunları da koyuyoruz. Çünkü bir BPA'sız damacana yola çıkarken diyoruz ki bunun bilimsel gerçekliği nedir? Şu anda dünyanın çok büyük saygın üniversiteleri bu konuda yaptığı bilimsel çalışmalarda BPA'nın insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu kanıtlanmış vaziyette. Kaldı ki ülkemizde de çok önemli hocalarımızın da bu konuda çalışmaları var BPA ile ilgili. Dolayısıyla bizim tüketicilere mesajımız şu: eğer sağlıklı olarak suyu tüketmek istiyorlarsa, evet, BPA'sız damacanayı tercih etsinler. Örneğin 2011 Haziran'dan itibaren Tarım Bakanlığı biberonlarda BPA'lı biberonu yasakladı. Böyle bir geçiş başladı. Evet. Evet. Peki şöyle bir şey mümkün olur mu? Önerir misiniz siz? Damacanayla, plastik damacanayla su alındıktan sonra cam şişelerde muhafazası. Çünkü son dönemde ben etrafımda da görüyorum. Aslında bu sözler, damacanaya ilişkin tehlike sinyalleri verilmeye başladıktan sonra birçok ailede orta ölçekli şişeler alıp ya da evde işte başka şişelerden, evet, zeytinyağı şişesidir, işte ne bileyim koladır, şudur budur, alıp suyu damacanayla alıyorlar, oraya naklediyorlar, o şişede saklıyorlar. Böyle bir şeyde en azından damacananın olası sağlık zararlarına karşı bir koruyuculuk sağlar mı? Aksine hiçbir fayda sağlamaz. Neden? O damacana zaten 60-70 derecede yıkanıyor. BPA maddesiyle zaten ısıyla beraber ortaya geçtiği için zaten suya aslında BPA'lı madde karışmış oluyor baktığınız zaman. Geçmiş oluyor. Geçmiş yani. Oluyor. İkinci bir boyutu da sizin evde muhafaza ettiğiniz camı siz hangi koşullarda muhafaza ediyorsunuz? Çünkü bugün bir 20 metrekarelik, 30 metrekarelik bir odada nereden baksanız 1 milyon, 2 milyon mikroorganizma var. Dolayısıyla siz onu hijyen şekilde tutma şansınız yok. Evet. Dolayısıyla tüketicilerimiz öyle bir şey yapıyorlarsa aslında kendilerini korumuyorlar. Evet. Rasyonel bir tutum değil o zaman. Değil. Evet. İlginç bir tarafı daha var Atasu'nun. O da Atatürk Orman Çiftliği ile yaptığınız ortaklık. Atatürk Orman Çiftliği tabii Cumhuriyet'le eşdeğer. Evet. Önemli bir marka Türkiye için. Ben de çocukluğunu Ankara'da geçirmiş biri olarak AOÇ'nin özellikle dondurmalarını hala ararım mesela. Evet. Keşke olsa da yesek diye. AOÇ ile işbirliğiniz nedir tam olarak? Şimdi sizin de ifade ettiğiniz üzere Atatürk Orman Çiftliği markası Türkiye'nin en köklü, en eski ve en değerli markalarından bir tanesi. Ürünleri işte baldan pekmeze, sütten yoğurda kadar tüketicinin çok özellikle tercih ettiği ve tüketmek istediği ürünlerin başına geliyor. Atatürk Orman Çiftliği'nin bir eksik olan ürünlerden bir tanesi suydu. Biz de pazara Atasu olarak, Polsan olarak girerken farklarımız vardı. İşte ozonlanmamış su, BPA'sız damacana. Atatürk Orman Çiftliği'nin kalite standardıyla örtüşen bir durumdu. Dolayısıyla biz iki şirket, iki marka bir işbirliğine giderek ürünümüzü Atatürk Orman Çiftliği güvencesiyle şişelediğimizin müjdesini verebiliriz o anlamda. Peki bu, yani bu işbirliği bir sadece o markanın ismiyle mi anılıyor sizin markanız, yoksa hakikaten de denetim, üretim kısmında Atatürk Orman Çiftliği'nin bir dahli var mı? Şimdi şöyle ifade edeyim. Zaten bizim standartlarımız şu anda aslında Avrupa Birliği standartlarının neredeyse 100 kat üzerinde. O anda birazdan soracak olursanız onları da aktarmak isterim. Dolayısıyla bizim tabii belli bir protokollerimiz var o anlamda. Belli üretim standartlarında üretim yapmak, işte markaya herhangi bir şekilde zarar getirecek her türlü etkiden uzak tutmak anlamında. Dolayısıyla tam bir marka işbirliği içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Evet. Efendim, içme suyu deyince herkesin aklına aynı soru geliyor. Sağlıklı su nasıl olur? Suyun içinde hangi bakteriler var? Nasıl korunur? Sizin ilginç bir üretim tekniğiniz var. Ozonlamadan, evet, su yapıyoruz diye bir iddianız var. Şimdi ne demektir bu? Önce bir onu sizden almak istiyorum. Evet. Aslında ozonu tanımlarsak, ozon çok güçlü bir dezenfektan madde. Evet. Neden kullanıyoruz sektöründe? Herhangi bir mikroorganizmaya karşı önlem anlamında kullanılıyor. Biz bunu nasıl ozonlamadan başarabiliyoruz? Üç şekilde başarabiliyoruz. Birinci aşama, biz tesisimizi daha proje aşamasındayken özel bir boru hattıyla projelendirdik. Aslında suya baktığın zaman su kaynağından çıktığı halde eğer içinde istenmeyen elementler, maddeler yoksa kaynağı temiz. Ondan sonra havayla her temas ettiği andan itibaren mikroorganizmalara ve üremelere karşı risk oluşturuyor. Bizim dışımızdaki bütün tesisler suyu getirdikleri noktadan itibaren, tesislere getirdiği noktadan itibaren biliyorsunuz borular vasıtasıyla geliyor ve borularda bir basınç oluşuyor. İşte bizim tesisimiz örneğin 10 kilometrelik bir boru hattıyla geliyor. Borularda basınçlar oluşuyor. Basınçları almak için klasik tesisler, bizim dışımızdaki tesisler maslak denilen bir yöntemi kullanıyorlar. Yani yaklaşık 250-300 metrelik aralıklarla suyu dışarıya havayı vererek, borulardaki havayı vererek basıncı azaltıyorlar. Bu şekilde de suyun akmasını sağlıyorlar. Biz nasıl başarıyoruz? Bizim suyumuz tamamen kapalı sistem, boru hattımız.
Vantuzlarımız var. Aynen düdük tencere mantığında olduğu gibi o vantuzlarla basınçlı dışarı atıyoruz. Su havayla temas etmemiş oluyor. Bu birinci şekli. İkinci adımda ise yine bizim dışımızdaki bütün tesislerde tesisin altında 2-3 günlük su havuzu bulunuyor. Su havuzunda da yine su biriktiği zaman mikroorganizmalara üreme karşı bir alan oluşturuyor. Bizim yine su havuzumuz yok. Burada da yine mikroorganizmalara karşı bir koruma sağlamak oluyor. Bu açıdan oluyor. Türkiye'de tek misiniz? Evet. Bu iki açıdan. Evet. Üçüncü aşamada ise biz şu anda dünyadaki en son teknolojiyi kullandığımız için preformları yani bu PET sulardaki preformları şişirmek için bir makinede şişirilir. Tesis içerisinde başka bir makinede de bu doluma gider. Bizim dışımızdaki bütün tesisler bu yöntemi kullanır. Biz ise dünyadaki son teknolojiyi kullandığımız için aynı makine içerisinde hem preform şişirme yapabiliyoruz hem de su dolumunu yapabiliyoruz. Dolayısıyla herhangi bir tesis ortamından etkilenmiyoruz. Bu sebeple de ozonlama gereksinim duymuyoruz. Evet. Hangi kentlerde şu anda satıştasınız efendim? Biz tabii Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, işte Sivas, Konya gibi büyük illerde faaliyetlere başladık. Hızlı bir şekilde bayilik ağımızı genişletiyoruz. Tabii su sektöründe şöyle bir gerçek var. Nakliye çok önemli bir gider kalemi. Evet. Dolayısıyla bizim Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Karadeniz'de bugünkü nakliye maliyetleri olma şansımız yok. Onun dışında İç Anadolu'nun tamamı, Ege bölgesi, Marmara ve Trakya'da yer almaya çalışıyoruz. Yani Doğu ve Güneydoğu'da hiç mi satılmayacaksınız yoksa ağ kurulduktan sonra ona ilişkin altyapı çalışmaları da devam ediyor? Oralarda şöyle yer almayı planlıyoruz. Ulusal zincir marketler vasıtasıyla. Evet. Yani oralarda o şekilde yer almayı. Çünkü nakliye gerçekten çok yüksek maliyet. Neredeyse su bedelinin %50'si kadar nakliye bedeli ödemek durumunda kalabiliyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum Cevat Bey vakit ayırdığınız için bize. Polsa'nın polis bakım ve yardım sandığının iştiraki Atasuyu konuştuk bugün ve içme suyu sektörünü konuştuk. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, bu haftada toprağın renklerinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta toprağın bir başka renginde buluşmak üzere, hoşçakalın.